İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. NATO askeri üssü ve Ermenistan'ın tarihi. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan, hedefimiz kendi topraklarımızda bir devlet kurmaktır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı savaş esirlerinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Ahalkalak'ın müzik okulu, inişler ve çıkışlar. 12 bin yıllık tarihi alan baraja kurban edilecek. Ermeni sergisi Hollanda'da yılın en iyisi olarak kabul edildi. Alik Medya Sitesi, Tiflis'te Ermenice yazılı mermer mezar taşları bulundu. Tarihin karanlık ve belirsiz sayfaları vardır ama aynı zamanda kendini tekrar etme ve yeniden doğma yeteneğine de sahiptir. Bugün birçok insan Osmanlı İmparatorluğu kelimesini duymaktan korkuyor çünkü 1915'te bir soykırım oldu. Ama ne yazık ki birçok kişi 1915'te soykırıma uğrayan ulusun 23-29 Mayıs 1918'de komutan Drastamat Kanayan'ın ve Ezidi Cihangir Ağa liderliğindeki 6000 askerle beraber Baş Abaran Muharebesi sırasında sadece Türk ordusunun 13000 askerinin ilerlemesini durdurmakla kalmadığını, aynı zamanda Türk ordusunu iyice ezerek kazandığını unuttu. Ve Türk komutanları Esat Paşa ve Kazım Paşa 13.000 kişilik ordunun dağılmış artıklarını kurtarmak için geri çekilmek zorunda kaldılar. Ülkeyi kurtarmaya hazırlanan Ermeni'nin ruhu ve onu savunmadaki büyük yeteneği budur. Bugünlerde tarih tekerrür ediyor ve bu iki fotoğrafta pek çok kişinin düşünemediği bir şey görüyorsunuz. Küçük bir ayrıntı. Eski fotoğrafta 104 yıl önce Baş Abaran'ın Kahramanca Savaşı'nda 1-02-06 savaş pozisyonu, yeni fotoğrafta aynı yerde Ermeni erkek ve kadınların, gençlerin ve çocukların bugün eğitim gördükleri ve askeri bilgi aldıkları Atan askeri üssü görülmektedir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan, Batı Ermenistan'ın siyasi yasama ve yürütme organlarını içeren devlet yapısını anlatan bir konuşma yaptı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bir devlet başkanlığı devleti olduğu için ülke devlet başkanı tarafından yönetilir ve yukarıda belirtilen 3 önemli unsur ona tabidir. Seda Melikyan, Batı Ermenistan'ın mevcut meydan okumalarına değindi ve bunların adım adım ele alınacağını kaydetti. Batı Ermenistan liderliğinin kendi topraklarında bir devlet kurma hedefini takip ederek başka hiçbir partinin çıkarlarına hizmet etmediğini kaydetti. Ona göre bu sorunlara ancak Doğu ve Batı Ermenistan, Cavah, Nahçıvan ve Artsakh'tan oluşan Birleşik Ermenistan Devleti çözüm sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Mirzoyan Bayramov görüşmesi ve savaş esirlerinin dönüşüne ilişkin açıklama yaptı. Mesajda özellikle şunlar belirtildi. Bugün Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik attıkları olumlu adımlardan dolayı minnettarlığımızı dile getirdi ve 2 Ekim'deki bakanlar toplantısını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanı, savaş esirlerinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayarak Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın sorunları barışçıl bir şekilde çözmesine yardımcı olma taahhüdümüzü yeniden teyit etti ve bu konuda diplomasinin tek yol olduğunu vurguladı. Batı Ermenistan'ın tutumuna göre Azerbaycan savaş esirlerini daha önce iade etmeliydi. Ancak bu yabancı ülkelerin ciddi baskısı altında gerçekleştirildi. Öğrencilerinin başarısı sayesinde Ahalkalak Müzik Okulu Gürcistan'da ün kazanıyor. Bu okul personeli ve genel olarak kent sakinleri için bir gurur kaynağıdır ancak okulun sorunları bundan azalmıyor. Ahalkalak'ın müzik okulu 1950'li yılların başında açıldı ve halk arasında çok popülerdi. Ancak daha sonra tüm kurumlar gibi okul da zor zamanlar yaşadı. Okul dayanabildi ve hayatta kaldı ve şimdi Gürcistan'da ünlü oldu. Bunun sebebi sadece yetenekli öğrencilerin başarısı değil. Müzik okulu müdürü Svetlana Karoyan, "Bu Ahalkalak için büyük bir başarı. Daha önce bu kadar başarılı olamadık," diyor.
Müzik okuluna 6 yaşından itibaren başlanabilir. Eğitim süresi 6 yıldır. Bu yıl müzik okulunun öğrenci sayısı arttı. Okulda toplam 163 öğrenci eğitim görüyor. Ancak okulun hem tadilata hem de öğretmenlere ihtiyacı var. Okulun öğretim kadrosunun genç profesyonellere ihtiyacı var. Okulun müzik aletleri konusunda bir sıkıntısı yok. Batı Ermenistan'ın Diklanagert, Diyarbakır, Kocaköy ilçesine bağlı Ambarçay üzerinde bulunan ve Göbekli Tepe'de çıkarılan eserlerin benzerlerinin tespit edildiği 12 bin yıllık Ambar Höyük ve Kendala Hecala köyünde kazı çalışmaları sona ererken Girefila'daki kazı çalışmaları ise devam ediyor. Arkeologlarca yapılan araştırmalarda bugüne kadar ortaya çıkan verilere göre Kuzey Mezopotamya'da en eski yerleşimin Girefila'da başladığı belirlendi. Kazılarda bulunan steller ile taşlar üzerindeki çizimlerin Göbekli Tepe'de ortaya çıkanlar ile aynı olduğu ve buradaki yerleşimin Göbekli Tepe'den eski olduğu ortaya çıkarıldı. Girefila höyüğünde yapılan kazı çalışmalarında burada en eski yerleşimin 12.000 ile 11.600 tarihlerinde çanak çömleksiz Neolitik çağda başladığı tespit edildi. Girefila alanının 2023 yılının başında ambar barajını yapan devlet su işlerine teslim edilmeden önce taşınması planlanıyor. Ilısu Barajı'nın bitmesi ve barajda su tutulması sonrasında Neolitik, Antik Çağ ve Orta Çağ'da insan yerleşiminin tespit edildiği Ziyaret Tepe, Kenan Tepe ve benzerleri yerlerin sular altında kaldığını hatırlatalım. Ararat'ın büyüsü altında Eski Ermenistan'ın Hazineleri başlıklı sergi, halk oylaması sonucunda Hollanda'da yılın en iyi sergisi seçilmiş ve birincilik ödülünü kazanmıştır. Sergi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Hollanda arasında diplomatik ilişkilerin 30 yıllık jübile etkinlikleri kapsamında 10 Mayıs 2022 tarihinde Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'nde açıldı. Serginin antik taş devri döneminden Hristiyanlığın kabul edildiği döneme kadar çeşitli nesneler de dahil olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tarih Müzesi'nin arkeolojik koleksiyonlarından 160 değerli eser sunduğuna dikkat edilmelidir. Silahlar, mücevherler, obeliskler. Karaşamp antik bölgesinden bulunan eşsiz ritüel gümüş kupasının Kral 1. Ardaşes'in Aramice yazıtlı sınır taşlarından birinin, Büyük Dikran sikkelerinin, ayrıca müze koleksiyonundan 17. yüzyılda Amsterdam'da basılmış İncil'in de sergilendiğini belirtmek gerekir. Kutsal İçmiyaz'ın Ana Katedrali Müzesi'nden Nuh'un gemisinin kalıntısı da sergileniyor. Batı Ermenistan topraklarında Türkiye'nin medeni dünyanın gözleri önünde tahrip ettiği ve yağmaladığı Ermeni şaheserlerinin pek çok örneği de bulunmaktadır. Gürcistan Kültür Bakanlığı ve Tiflis'in 104 numaralı Ermeni okulunun ortasında toprak çalışmaları sırasında bazalt mezar taşları bulunmuştu. Bugün ise Ermenice ve Gürcüce yazıtlı mermer mezar taşları bulundu. Ermeni halk figürü Levon Çidilyan, Alik Medya adlı haber ve analiz web sitesinde yaptığı bir konuşmada mevcut Kültür Bakanlığı'na ait Tiflis'in 104 numaralı okul alanında 14. yüzyıldan beri namı diğer Tiflis Manastırı ana katedrali olan Ermeni Piskoposluğu'nun en önemli kilisesi Kutsal Meryem Ana adlı kilisenin bulunduğunu söyledi. Kilise hakkında Çidilyan şöyle konuştu. Bu ayrı bir çan kulesinin bulunduğu üç kubbeli devasa bir binaydı. Her tarafta eğitim ve kültür merkezleri bulunurdu. Ve burası en ünlü Ermeni okullarından biri olan Nersisyan Okulu'nun kurulduğu yer. Ona göre komünist rejim dönemindeki ateizm koşullarında on binlerce kilisenin yıkıldığı sırada Tiflis Manastırı Ana Katedrali de yıkıldı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size 1909-1990 yılları arasında yaşamış olan Aşuk Şahin'in Flora Mardiosyan tarafından seslendirilen Sasna Zur adlı eseri sunuyoruz. Mangukayrim padavagan anı
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.